Herkese merhaba sevgili Teknoloji Okulu takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte hemen masanın üzerinde görmüş olduğunuz Huawei MateBook 14S dizüstü bilgisayarı anlatacağım, inceleyeceğiz ve özelliklerine göz atacağız. Şimdi biliyorsunuz biz kanalımızda Huawei'nin birçok ürünlerini inceliyoruz ama özellikle bilgisayar tarafında çok ciddi bir rekabet yaşanıyor Huawei tarafında da ve Huawei MateBook serisinin birçok modelini son 2 yıldır piyasaya sürdü. Bizim de incelediğimiz hemen hemen bütün modellerini de inceledik bu arada. İşte D14'ler vardı, 14 normal 14 serileri vardı. Şimdi bu 14S olarak çıkan yeni seri ama önceki modellerden önemli farklılıkları var. Onları birazdan değineceğim. Şimdi her zaman yaptığım gibi dış görünümden bahsetmek istiyorum. Şu anda elimizde tutmuş olduğumuz ürün böyle çağla yeşili gibi açık bir yeşil renge sahip güzel bir renk. Bunun bir de gri renk seçeneği var arkadaşlar ama ben bu yeşili çok beğendim. Çok böyle estetik ve hoş duruyor. Onu söylemiş olalım. Karşımızda 14 inçlik bir dizüstü bilgisayar var. Ekran olarak baktığımızda yanlarda biraz daha ince bir çerçeve karşımıza çıkarken üst kısımlarda biraz daha kalın bir çerçeve var. Bu arada webcam tarafında artık webcam'i Huawei yukarı almış, ekrana almış. Aslında klavyede gizli bir şekilde olması gizlilik açısından güzeldi ama kameranın açısını ayarlayamıyordunuz ya da en azından şöyle bir şekilde bir şey yapmanız gerekiyordu. Bence buraya almaları çok güzel olmuş, onu söyleyeyim. Yan taraflarda baktığımızda burada bir tane USB karşımıza çıkıyor. Diğer yan tarafta ise ki buradaki tip A bu arada sağdaki. Diğer taraflardaki ise iki tane tip C'miz var. Bir tane de HDMI çıkışımız var. Bir de kulaklık mikrofon çıkışımız var. Başka bir giriş çıkış vesaire bulunmuyor. Güç düğmesi klavyenin hemen üst kısmına entegre edilmiş. Daha önceki modellerde olduğu gibi yine bir parmak izi okuyucu entegrasyonu söz konusu. İsterseniz parmak izi de açabilirsiniz, istiyorsanız kamera da açabilirsiniz. Artık size kalmış bir durum. Touchpad hemen klavyenin alt kısmında konumlandırılmış, oldukça da büyük, onu söyleyeyim. Yaklaşık 3'te 1'ini neredeyse kaplıyor bu touchpad'imiz. Bunun dışında hani cihazın başka bir bağlantısı vesairesi yok. Yekpare bir gövdemiz söz konusu. Bunun dışında metal bir gövdemizin olduğunu da altını çizeyim. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Biraz da teknik özelliklerden bahsedelim. Karşımızda 14.2 inçlik 2.5K Full View ekran, 2520x1680 çözünürlük, %100 sRGB renk gamı, 1.07 milyar renk, 400 nit parlaklık ve 1500:1 kontrast oranı olan bir ekran karşılığı. Bu arada ekranın yenileme hızı 90 Hz, bu önemli. %90 da ekran gövde oranımız var. 3'e 2 bir enboy oranı var ve önemli bir şey, bunu da söylemekte fayda var. Ekranımız dokunmatik arkadaşlar. Dokunmatik olmasına rağmen bu arada ekran çok kalın değil. Biliyorsunuz dokunmatik ekranlar biraz daha kalın oluyor. Burada çok büyük bir kalınlıkta olmadığını söyleyeyim. İsterseniz bilgisayar dokunarak da kullanabiliyorsunuz. Teknik özelliklere devam edelim. Tüm Reinhardt titreşimsizlik ve düşük mavi ışık sertifikası bulunuyor. 11. nesil Intel Core i7 11370H işlemcimiz var. Bu arada bu modelin bir de i5 sürümü de var. Fiyat verirken ikisinden de bahsedeceğim. Onu da altı özellikle çizeyim. 16 GB'lık DDR4 RAM'imiz var. 512 GB'lık bir SSD bizleri karşılıyor. NVMe türünde bir SSD'miz var ki bu i5 versiyonunda, i7 versiyonunda ise arkadaşlar 1 TB'lık bir SSD bizleri karşılıyor. Huawei Sound 4 surround hoparlör ve 4 mikrofon var ve 5 metreden 360 derece ses alabiliyor. 60 watt saatlik pil kapasitemiz var. 15 dakikada şarjda 3 saat kullanabiliyoruz. 90 watt'lık bir hızlı şarj adaptörüyle geliyor ve 90 dakikada %100'e kadar şarj olabiliyor. Huawei Share özelliğimiz var ama bu bayağı bir geliştirilmiş. Onun detaylarını birazdan anlatacağım. Parmak izi sensörlü güç tuşu ve 720p1 kameramızın olduğunu da söyleyelim. Şimdi gelelim yaşadığımız deneyime. Standart bir aslında Windows kullanan, ki Windows işletim sistemiyle geliyor, bir dizüstü bilgisayar var karşımızda. Teknik özelliklerde söylediğim bir i5'li sürüm var, bir de i7'li var. Bize gönderilen i5'li bu arada. Ve bir i5 olduğu zaman 512, i7 olduğu zaman 1 TB'lık SSD ile geliyor ki bence yani 1 TB da fazla yeter ki 512 bile fazla yeterlidir. Deneyim olarak ise 11. nesil i5 kullandı veya i7 kullandığı için performans konusunda bir sıkıntı yok. Intel'in Evo platformunu kullanıyor biliyorsunuz ve Intel Iris ekran kartı var cihazın üzerinde. Bütünleşik bir ekran kartı olmasına rağmen oyunlarda da sizi yarı yolda bırakmıyor, onu söyleyeyim. Hani tabii ki ne bileyim Doom'da böyle yüksek çözünürlüklü işte sonuna kadar açayım bütün grafikleri dediğiniz zaman bu bilgisayar size yeterli gelmeyecektir ama oynatır mı oynatır, Doom bile oynayabilirsiniz ama tabii ki yüksek FPS alamazsınız ama günümüzdeki oyunların hemen hemen tamamında, Valorant olsun ya da CSGO olsun, bu tarz oyunların tamamını çok rahat bir şekilde oynatabilir bir bilgisayar var. Bunun dışında dokunmatik olması güzel.
Eğer bilgisayarınızı dokunarak kullanıyorsunuz, bu önemli bir özellik ki bu cihazın üzerinde de bulunuyor. Bilgisayarınızı bu şekilde dokunarak da kullanabiliyorsunuz. Ofis uygulamalarında olsun, işte dışarıda kullandığı uygulamalarında olsun herhangi bir sıkıntı yaşamadan bir rahat bir kullanım söz konusu. Orada bir sıkıntınız olmuyor. Onu da altını çizeyim arkadaşlar. Ve özellikle mobilite anlamında ihtiyacı olanlar için önemli bir dizüstü bilgisayar. Çünkü neden? Şöyle, bu USB tip C bir adaptörü var ve yan yüzde bulunan bu iki tane USB tip C'yi istediğiniz bir tanesini, herhangi birini şarj için kullanabiliyorsunuz. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Yani adaptör, şarj için farklı bir adaptöre ihtiyacınız yok. Standart bir 100 watt'a kadar olan bir adaptör işinizi görecektir diye düşünüyorum. Ve özellikle mobilite anlamında, işte dışarıdan çalışanlar anlamında, öğrenciler anlamında aslında güzel bir bilgisayar olmuş Huawei MateBook 14S. Bunun dışında kullanım senaryoları olarak ne olabilir? Dışarıdan çalışanlar. Bu bir. Mobil olarak çalışmak zorunda olanlar. Bu iki. Evde ve işte hibrit olarak çalışanlar. Şimdi bu da çok moda. Onu da söyleyeyim. Yani hem evde hem işte çalışanların sayısı oldukça arttı. 2 gün evde, 3 gün işte ya da 3 gün işte, 2 gün, 3 gün evde, 2 gün işte gibi çalışma sistemleri de ortaya çıkmış durumda. Bu şekilde çalışanlar için de güzel, öğrenciler için de güzel. 14 inçin ben aslında şöyle, Türkiye çok yaygın değil ama mesela ben kişisel olarak 14 inçin oldukça popüler bir format olduğunu düşünüyorum. Çünkü 13 kadar küçük değil, 15 kadar büyük değil ve hafiflik olarak da, ki bu ürün 1.48 kilogram ağırlığında, kullanım anlamında da size bir, hani 1.5 kiloyla taşıdığınız zaman rahatlıkla her yere götürebileceğiniz ve çantanızda da, sırt çantanızda ağırlığını bile hissetmeyeceğiniz kadar ince bir dizüstü bilgisayar olmuş. Şimdi 4 tane hoparlör ve 4 mikrofon var dedik. Bununla ilgili bir testimiz var. Biliyorsunuz biz bir sesi açıp en azından desibel görüntüsünü alıyoruz size. Şimdi önce onu izleyelim. Arkasından bir de kameradan bahsetmek istiyorum. Kamera dediğim gibi artık şuraya alınmış durumda ve buraya alınması bence bir tık daha iyi olmuş. Açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Daha açığa baksın, daha yukarı baksın gibi açıyı ayarlamanız mümkün olabiliyor. Kamera videosu, örnek videosunu da izleyelim. Daha sonra incelemeye devam edeceğiz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoyu Huawei MateBook 14S'in kamerasını kullanarak kaydediyorum. Sesi ve görüntüyü tamamen yine bu webcam'in üzerinden almış bulunmaktayım. Bu arada videonun içinde söyledim ama bir kez daha altını çizmekte fayda var. Artık kamera ekranı monte edildiği için böyle bu şekilde ekranımızı hareket ettirdiğimiz zaman kameramızın da görüntü açısı ve gördüğü alanda değişmiş oluyor. Bunu da altını özellikle çizeyim. Şimdi biliyorsunuz Huawei dizüstü bilgisayarlarda Huawei'nin ekosistemindeki cep telefonlarını rahat bir şekilde kullanım imkanı sunuluyordu. Nasıl yapılıyordu? Etrafta bir Huawei ve destekleyen bir Huawei telefonunuz varsa bunun üzerindeki bir PC Manager uygulamasıyla etkileşim sağlıyor. Zaten bu uzun yıllardır var. Ama bu modelde o biraz daha ileri taşınmış. Çoklu pencere açabiliyorsunuz. Farklı özellikleri kullanabiliyorsunuz. Ayrıca mesela Huawei'nin işte kulaklığında diyelim getirdiğiniz, açtığınız kapağını hemen otomatik olarak bağlanayım mı diye size soruyor. Mesela bu bilgisayar. Ya da Huawei'nin tableti varsa tabletinde çizim yaparken bu ekran üzerinde, o tablet üzerindeki hareketleri ekranınızda görebiliyorsunuz, bilgisayarda görebiliyorsunuz. Bu tarz böyle hani ekosistem ürünlerinin birlikte kullanımı da yine bu dizüstü bilgisayarla beraber artık bu ürünlere de gelmiş durumda. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Zaten vardı bunun bir kısmı ama çok daha iyi bir hale getirilmiş. Onun da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim Huawei MateBook 14S'in pil özelliklerine. 60 watt saatlik bir pil olduğunu söyledik. Şimdi bu pili kutusundan çıkan adaptörle USB tip C üzerinden şarj ettiğimizi söyledik. Testler de yaptık tabii ki. Mesela video testi yaptık. Biz her zaman olduğu gibi PC Mac video testinde 12 saat 12 dakika. Bu da ilginç bir değer olmuş bu arada. 12 saat 12 dakika gibi bir değer verdi arkadaşlar. Bu çok iyi bir değer. Çünkü neden? Hani bunu sabah aldınız %100. Akşama kadar hani 12 saat bile kullanamazsınız zaten de 8-9 saat gibi bir iş saatinden bahsediyorum. Hani 9'da 10'da başladığınız çalışmaya akşam 9-10'a kadar çalışsanız, ki o kadar olmaz, pili bitmeyecek bir bilgisayar var. Pil ömrü bizden olumlu puan ve çok iyi bir puan aldı. Çünkü
Özellikle dizüstü bilgisayarlarda en önemli konulardan bir tanesi bu pil ömrü. Pil ömrü iyi olduğu zaman tabii ki daha çok ve daha uzun süreler kullanabiliyoruz. Bunun da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim Huawei MateBook 14S'in fiyatına. İki tane fiyat vereceğim. Bir tanesi i5 işlemcili sürüm için, diğeri de i7 işlemcili sürüm için. Fiyatlar da şöyle belirlenmiş durumda. i5 işlemci için 13.999 TL bir fiyat varken i7 işlemcili model içinde 14.999, yani arada 1000 liralık bir fark oluyor. 13.999 ve 14.999. Donanım özelliklerine, dokunmatik ekran gibi fonksiyonlara ve diğer özelliklere baktığımızda fiyatın makul olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu özelliklere sahip bir bilgisayar başka bir markada almaya kalksanız 3 aşağı 5 yukarı bu paraları ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. O bakımdan hani sunduğu özellikler açısından değerlendirdiğimizde fiyatın makul olduğunu söylemek mümkün. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoda sizlere Huawei MateBook 14S hakkında bilgi vermeye çalıştık. İnceledik, özelliklerinden bahsettik. Kamerasından, işte hoparlöründen, şuradan buradan anlatmaya çalıştık arkadaşlar. Yine de merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular olabilir. Yorumlar kısmında bize yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağlardan takip etmeyi unutmayın. Bu arada özellikle altını çizeyim. Teknolojioku.com adresinde hepinizi bekliyoruz. Orada çok güzel teknoloji haberleriyle paylaşımlarımızı günlük olarak yaptığımızın altında özellikle çizeyim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.